Çok şimdi 5 oldu. Kasım'dan bu yana Aralık, Ocak, Şubat, Mart 4 aydır evet, kara para oldu. Suçundan ve diğer suçlardan cezaevinde Dilan Engin Polat çifti ve vergi borcunu kabul etti Engin Polat. Zaten en başından beri kabul etmiş idi. Dilan Polat'tansa sürpriz bir mektup çıkışı gelmiş. Bu arada çocuklarını kullanmaya başladılar, öyle diyebilirim. Yani hani çünkü çocuklar kendi başına biz video çekelim de annemin babamın kara paradan herhangi bir suçu yoktur kendi başlarına diyeceklerini çok sanmıyorum. Neden çocuklarını kullanmaya karar verdiler? Hep ya da Ramazan geldi diye. Hani belki vicdanlara sesleniyorlardır. Hiç her şey olabilir. Bir görelim bakalım Dilan Polat olayında son durum ne? Siz kralda, siz paşada, siz aynen. Bir gün döner devran, sizi görürüm ben aynen. Kardeşim sürekli ağlıyor. Benim de psikolojim bozuldu artık. Kamera karşısına geçtiler. Anne babalarının serbest kalması için yetkililere seslendiler. Dilan Engin Polat çiftinin çocuklarının videosu şaşkınlık yaratırken bir de mektup iddiası ortaya çıktı. Cezaevindeki Dilan Polat'ın Cumhurbaşkanı'yla Adalet Bakanı'na birer mektup yazdığı ama daha göndermediği öne sürüldü. Enerji. Kara para aklama suçundan 5 Kasım'da cezaevine giren Dilan Engin Polat çifti avukatları aracılığıyla bir haber sitesine cezaevindeki günlerini anlattı. Beni sindirebileceğiniz mi zannediyorsunuz? Kocam kahvem ve kocamın gönlü. Enerji! Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı'na kendi el yazımla bir mektup yazdım. Avukatımla görüştükten sonra gönderip göndermeyeceğime karar vereceğim. Mektupta anlattığım iddianamenin bir an evvel hazırlanması ve suçumuzun ne olduğunun ortaya konmasıdır. Engin Polat'sa hata yaptığını ama borçlarını ödeyeceğini iddia etti. Suçlandığım konulardan sadece vergiye ilişkin cahillikler, bilmememden kaynaklı hatalar ettim. Devlete çıkacak bütün borçlarımı kuruşu kuruşuna ödeyeceğim. Saçlarımı sıfıra vurdurdum ve ne kadar uzayınca tahliye olacağımı ona göre hesaplayacağım. Devletim herkesi denetler. Kurban olduğum devlet. Biz bu devletin vatandaşıyız. Buradayız. Dilan Polat'ın 7 milyon takipçili sosyal medya hesabından bir süredir paylaşımlar yapılıyordu. Son paylaşımda çocuklarından geldi. Nida ve Milan kamera karşısına geçti. Anne babamızı özledik dedi. Bahsettikleri gibi kara para, bahis yok. Neden benim annemle babam, ailem 4,5 aydır içeride? Sosyal medyada paylaşılan video şaşkınlık yarattı. Dava sürecinde çocuklar kullanılıyor, istismar ediliyor yorumlarına yol açtı. Ya bir çocuğun dünyasına tahmin ediyorum o cümleyi arka arkaya kurup söyleyebilmek çok zordur. Her şeyin farkında. Her şey demek ki izletiliyor, yanlarında konuşuluyor. Hani ben beklerdim ve dilerdim ki muhtemelen bu çocuklar bu görüntülerden, bu duyumlardan bir nebze olsun uzakta tutulup pedagoglar eşliğinde onlara bilakis anlatılsın vesaire olsun. Yani onlar korunsun gibi hayal ediyorum. Belki öyledir Ebru ama yani hani bak kendi kızım. Kendi başlarına mı yaptılar dersin? Ha, kendi başlarına yapabilirler mi? Hiç asla ve kata sanmam yani. Dilan ve Engin Polat çiftinin kurduğu bir hikayeden başka bir şey değildir bu anladığım kadarıyla. Çünkü adam diyor ki saçımı kazıtacağım. Dazlak evet. Olacağım. Sonra uzadıkça ne diyor? Onu hiç anlamadım. Kafayı hiç ne oralarda. Zaman çıkarsam ne zaman saçımı ona göre ha. Yani bu saçları. Lüle lüle mi yapacakmış? Saç at kuyruğu mu yapacakmış? Ne yapacakmış? Yani tarihi öyle kalkül mü yapacakmış? Diyor. Allah Allah yani takvim var bilmem ne var. İşi magazinleştirdikçe magazinleştiriyorlar. Evet. Çocuk soruyor ya annemin şey neyi yok? Kara paradan bir suçu yok evet. Ya da başka bir şeyden bir suçu yok. Niye hala 4,5 aydır içeride? Çünkü hukuk var. Evet. Yani bu süreçlerden sadece Dilan Polat çifti vesaire değil, tüm siyasisinden başkasına kadar bütün bu insanlar yaşadı. İddianame bekleniyor çünkü hadise bu. Evet. Ha bence bu hiç de tesadüf değil. Ramazan ayı geldi, buyurunuz vicdan sömürüsü beraber yapalım modudur ve çocukları kullanma hikayesidir. Son derece üzücü. Neden çocukları kullanıyorsunuz yani kardeşlerim? Yani o hesabı tabii yakınlarının, kayınvalidesinin kullanıldığı söyleniyordu. Muhtemelen öyle bir zamandan çıkmış. 7 milyon takipçi. Hayır yani Ramazan'da denk gelmesi 4,5 ay olmuş. Bunca zaman çocuğunu kullanmamışsın sen. Ramazan başladı. Bir de mektup yazmış devletimizin büyüklerine. Evet. Göndereceğime karar vereceğim diyor. Gönder kardeşim. Ya gönder. Bütün bunlar bir şekilde gördüğün gibi tarafımızdan konuşuluyor, duyuluyor ve haber oluyor. Ne yapacağız başka bir durum? Bir de bir konu daha var. Ben çocukların istismarına karşıyım. Az önce Kocatepe Camii'nde çocuklar birbirine giriyordu. Yer yer dilenciler çocuğunu, bir yaşındaki bebeği koyuyor Eminönü evet. Yeni caminin oraya da para ist. Bu da aynı durum. Hiç. Ya bir şey yaptıysak çekeceğiz kardeşim. Başka bir şey yok. Yapanın yanına kar kalacak bir dünyadan bahsetmiyoruz. Evet. İddianame bekleniyor.
suçsuzsan ne âlâ çıkarsın, yavrularına kavuşursun. Ve yavaş yavaş bu zincirler de çözülmeye başlıyor. Engin Polat vergi borcunu kabul etti. Ya o zaten en başından zaten işi oraya yıkmaya çalışıyor. Vergi borcundan biraz daha çabuk yırtabilirim falan falan gibilerinden. Evet. En azından o dönemlerde konuşuyordu. Ben ama işin içinde kara demiş, para var. Cehaletten yaptım bütün bunları demiş. Tarz açıklamaları da. Ya bu akla haziyan açıklamalar yani. Ben kendi aklımda en azından dalga geçilmesini zinhar istemem. Bu işin magazin boyutu. Düşünsene ben avukatın elini öpüyordum da daha sonra Dilan da aynı avukat elini götürüyordu da Engin aynı yerden elini öpüyordu, evet, falan filan diyen vardı. Bir dünyadan bahis açıyoruz. Yani her türlü oynamaya çalışılıyor anladığım kadarıyla. Boncuktan kuş yapmıştı. Evet, ya onlar da var işin içinde. Aynen her öyle. Gün bir takım haberler hep geliyor. Beraber bekleyeceğiz yani. Onlar da bekliyor. Onlar içeride bekleyecek. Evet. Biz de dışarıda bekleyeceğiz. Para para, başka bir şey neyse çıkacaktır ortaya. Bu fenomenlerin, bu hayatlarının bir anda böyle gerçekten bir dizi film gibi seyretmeye başladık. Bir takım problemler ortaya çıktıkça daha da büyük derinliklerde reklamlarını görmeye başladık. Kendi adlarına yapmış oldukları.